Katılıyor musun sen sen? Katılıyorum. Ek olarak aslında Balkan coğrafyasına baktığımız vakit bulunduğu, daha doğrusu kapsadığı alanla ters orantılı, çok daha fazla tarih üreten bir bölge. Tarihsel olarak da baktığımızda özellikle 19. yüzyılın son çeyreğinde, hatta birazcık daha belki geriye de çekebilir, 20. yüzyılın başında hem panturanizm, hem panslavizm, hem de pancermenizm aslında kesişim noktalarından bir tanesi. Tabi burada da ister istemez birbirini tetikleyen milliyetçilik unsurları var ve özellikle de bu suikastı planlayan, ki ismi Dragutin Dimitrievich, bir asker, albay. Bu ilk aslında suikastı planlaması değil. 1903'te de bir suikast planlayacak. Yine Kral 1. Aleksandra ve eşine, Kraliçe Draga'ya, ve başarılı olacak. Tabi özellikle az evvel de bahsi geçen Karel aslında resmi ismi değil. Bir askeri istihbarat, daha doğrusu askeri örgütlenme tipi ve sırpçısı Sırna Ruka, ama teknik olarak U7'nin ilisim, birlik ya da ölüm olarak adlandırılıyor. Ve baktığımızda beraberlik ve ölüm, birlik ve ölüm. Tabi burada hücre tipi bir örgütlenme sistematizesi var askeri olarak. Hücrenin liderini altında bulunan kişilerden başka kimse bilmiyor. Ve bu örgütlenmeyi de yaparken aslında mümkün mertebe Güney Slavlarının özgürlüğü üzerine bir motivasyonları var. Ki o sürece baktığımızda aslında 6 kişinin olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Boşnak Müslüman, ki kendisi o süreç sırasında eli ayağı boşanacak, sinirleri boşalacak ve dahil olamayacak, ki affedilecek. 5 kişiye baktığımız vakit bunların hepsi Avusturya Macaristan vatandaşı ve tek dertleri aslında bu süreci gerçekleştirip nihayetinde de özgür bir Güney Slav bölgesi ya da kendilerine ait bir alan oluşturma talepleri de var. Tabii bunun devamında baktığımızda özellikle de bu suikastı gerçekleştiren Gavrilo Princip beraberindeki 6 kişiyle beraber gizlice Bosna'ya geçecek ve sonrasında da özellikle de yakalandıktan, sorgulandıktan sonra da bir askeri hapishanede yaklaşık 1918 yılında sanırım vefat edecek. Çok fazla da yaşamayacak. Bu süreçte sanırım psikiyatrik bazı problemlerle de karşılaşacak, ki 4 defa konsültasyon olacak. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz vakit aslında zaman ruhuyla uyumlu bir yöntem olarak bizim karşımıza çıkıyor. Özellikle Balkanlarda olmasından dolayı da. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu zamanlı ruhu mu dedik de mevcut sisteme baktığınızda ya da Avrupa'nın mevcut haritasına baktığınızda, hatta Balkanlara baktığınızda son siyasi seçimlerin çoğunluğunda işte az önce pan dediğiniz sistemi şimdi fan olarak görüyoruz. Yani patikleşiyor. Ve gidiyor aşırı sağcı partiler. Evet, ihtiyaç var. Ya, sanıyorum yine aynı ihtiyaçlar bir şekilde oluşuyor. Hep ihtiyaçtır yani. Üst akıl bir konu belirler. Ona göre de ihtiyacı belirler. Yani neye ihtiyacımız var? Milliyetçilik akımı varsa muhakkak bir savaş gelecektir. Barış barış konuşuyorsak o zaman bir ekonomik yükselme, refah dönemidir. Ama muhakkak yani ekonominin kendisi bir sinüs eğrisi olduğu için bunları dünya, insanlık tarihinin başından bugüne kadar konuşacağımız tüm hani suikastlerde dahil bu sinüs eğrisinin bir parçası olarak devam etmiştir. İhtiyaç hasıl oluyor. İhtiyaç var. İhtiyaç üst akılda bu ihtiyacı hem oluşturur. Hem de değişimleri bir şekilde tetiklemek için böyle bir operasyona gider. Aslında yani şimdi şeyi düşünsene yani. Şimdi benim Mesut. Franz Ferdinand dediğin adam zaten bir kişilik değil o dönem için. Yani hani ağırlıklı bir ya ekonomik olarak çok güçlü bir yapı değil. Hani bölgesi ne olduğu belli değil. Yani hani çünkü Balkanları düşündüğünüz zaman Osmanlı'yı oraya koymadan Balkanları düşünemezsiniz tabii. Dolayısıyla şöyle mesela savaşlar nasıl başlar? Mesela ben 3. Dünya Savaşı Osman Pamukoğlu'nun kitabında şöyle tarif eder. Der ki bir kayıkçı, bir balıkçı kayığının bir yere çarpmasıyla başlatabiliriz. Bitti konu. Bu kadar. Evet. Tabii böyledir. Yeter ki bahane bulalım. Yeter ki bir şey. Tabii Franz Ferdinand da yani işte Velihat da yani karakteri daha oturmadı yani tam şey olarak siyasi karakteri. Hadi başlatalım, başlatırsın. Zaten enteresan bir şekilde başlıyor. Sen sembol uzmanı da olduğun için şu Karayel'in sembolünü bir versenize arkadaşlar. Onu bir okutalım. Gör bakalım abi. Bir iskeletin olduğu değil mi? Arkada, İskelet vardır, tamam. Bu nedir abi burada? Yani bir öne de gelebilir mi? Büyük ya, ekrana da verirler. Tabii bir büyük ekrana verin isterseniz ana ekranı. Tam arkamda gözüküyor şu anda abi. Yani şöyle bakmamız lazım. Kuru kafa gördüğün zaman asıl konu... Korsan diyebilirdik. Yani şimdi bak, çok garip değil mi? Bak hem kuru kafa var hem de kemik var altında. Görüyor musun? Evet. Şimdi
Bu aslında bugüne çevirdiğimiz zaman, yani Yale'deki Kuru Kafa Kemikler Örgütü diye bir örgüt var. Skull and Bones. O örgütün benzeri bir yapılanması. Bak, korsan gibi gözüküyor değil mi? Evet, şimdi, şu anda yani öyle anlıyoruz biz. Hiram vardır ya usta. Evet. Hiram usta. Şimdi hızlıca geçiyorum burayı. Masonik yapıda Hiram usta aslında işin başlangıcı. Hiram usta sırları söylemek için iki tane çırağı vardır. Veyahut da kalfası var. Onlar der ki ya bize de öğret. O da der ki daha vakti var. Hikayeleştiriyorum her zaman gibi. Onlar da sırrı öğrenmek için zorlarlar. Fakat öğrenmediği için onu öldürürler. Öldürdükleri zaman Mesut, kırarlar, küçültürler ki ceseti bulmasın diye. Ve kırdıkları anda kemikler böyle olur. Ekranda çok net beni alırsa ben de görünüyor. Kemikle gösterim ilgili görüyorum. Evet, bir bak, kemiği. Kemikler böyle, kafa da böyle olur. Kırdılar. Skull and Bones da buradan gelir. Aslında korsanlığın asıl yapısı aynı ekolün devamıdır. Kara bayrak, kuru kafa ve kemikler. İlginç.